Haberi merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 26 Temmuz 2024 Cuma. Mesele yine önceki gün tarihe kara leke olarak düşen o utanç tablosu. Yani İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'nde alkış yağmuruna tutulması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daydı ve suça, katliama ortak olanları sert sözlerle hedef aldı. Soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi Cumhurbaşkanı. Ardından da tüm dünyaya vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız diye seslendi. Gazze kasabı Netanyahu için yerinde bir benzetme yapan Erdoğan, çağımızın Hitler'ini alkışlarken yüzleri bile kızarmıyor sözleriyle güne damga vurdu. ATV Ana Haber başladı. Amerika'nın Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. Hani demokrasi? Hani özgürlük? Hani insan hakları? 40 bin insanın katilini kahraman gibi ağırlarken yüzleri kızarmıyor. Tarihe geçen utanç görüntüleri hakkında ilk kez konuştu. Küresel sistem iflas bayrağını çekti dedi ve ekledi. Elinde 150 bin Gazzeli'nin kanı olan bir kasabı Kongresinde ağırlayan konuşmasını büyük bir şevkle 57 kez ayakta alkışlayan bir akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız. Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler çağımızın Hitler'ini baş tacı ederken zerre miskal utanmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını İstanbul'da Yüksek Teknoloji Teşvik Programı'nda verdi, sözü ekonomiye getirdi. Türk ekonomisiyle ilgili son dönemde açıklanan veriler hamdolsun doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yurt dışındaki piyasa aktörlerinin de Türkiye'ye ve Türk ekonomisine güveni yükseliyor. Yatırım ortamımızın iyileştirilmesi için gereken adımları da atıyoruz. Yatırımlar için iş dünyasına da seslendi. Türk ekonomisi çok boyutlu bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Daha doğru bir ifadeyle kabuk değiştiriyor. İş dünyamız şunu çok iyi bilsin. İnşallah bu sürecin sonunda ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak. Muhalefetin yerli projelere yönelik eleştirilerini de unutmadı. Ülkemizin teknoloji geliştirme kabiliyetinin nişanelerinden olan TOG artık yollarda. Yapamazsınız diyenlere, çamur atanlara rağmen hedefimize ulaştık. Sermaye düşmanlığı, yatırım karşıtlığı yapanlara da asla fırsat vermeyiz. En büyük yatırım ölçeğine sahip ilk 10 firmaya teşekkür belgesinin verildiği programda Erdoğan teknoloji programı kapsamında desteklenecek 6 yeni çağrıyı da kamuoyuna tanıttı. Elektrikli araçlar çağrısıyla üretim kapasitesi yıllık en az 1 milyon adede çıkarılacak. Batarya üretiminde de hedef bölgesel güç olmak. Çip tasarlama ve üretme fabrikasının kurulması için de teşvik sağlanacak. Güneş ve rüzgar enerjisinde de hedef yerli marka olmak. Büyük teknoloji firmalarının Ar-Ge faaliyetleri için kuracağı yeni merkezlerdeki personel giderlerinin yarısı karşılanacak. Bu 6 çağrı ile kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Gazze kasabı kongredeki skandal konuşmasının ardından temaslarını ikili görüşmelerle devam etti. Başkan Biden Washington'un soykırımı destekleyen yüzü rolünü devraldı. Adaylığı sebebiyle Harris ise kullandığı ifadelerde dengeyi korumaya çalıştı. İkili oynamasındaki amaç hem İsrail lobisinin desteğini kaybetmemek hem de katliama karşı duranların gönlünü almak. Gazze kasabı bir numaralı destekçisi Amerika'da protestolara rağmen el üstünde tutulmaya devam ediyor. Yeniden hoş geldiniz. Konuşacak çok şeyimiz var. Kongre konuşması sonrası Biden'la bir araya geldi Gazze kasabı.
Sayın Başkan, birbirimizi 40 yıldır tanıyoruz. Siz 50 yıldır tüm başbakanlarımızı tanıyorsunuz. İrlandalı Amerikan bir Siyonist olarak İsrail'e 50 yıllık desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Beyaz Saray oralı olmadı ama dışarıda eylemler vardı. O burada olmamalı. Savaş suçları nedeniyle hapse atılmalı. Katliamın ortasında kukla gösterisi gibi konuşmanın yankıları sürüyor. Netanyahu'ya soykırım suçlusu diyen sadece Rashida Tlaib değildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ayakta alkış skandalı için ahlaki pusulaları yok dedi. Haklılığından güç alanlar, sabırla bekleyenler elbet galip gelir diyerek adalet önünde hesap verecekler vurgusunu yineledi. Refah'ta komutana kaç sivil öldürüldüğünü sordum. Teknik olarak sıfır olduğunu söyledi. Netanyahu'nun akıl almaz yalanına Guterres'in tepkisi de en çok paylaşılanlar arasına girdi. Başbakanın iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim cevabım basit. İnsanlar bu konuda kime inanacağını biliyor. İçim rahat. Elon Musk'ın otomobil fabrikası gezdirdiği Siyonist başbakan, başkan yardımcısı Harris'le de bir araya geldi. İsrail'e ve onun güvenliğine tartışmasız bir bağlılığım var. İlk cümlesi Biden'la paraleldi. İran ve vekillerine karşı savaşa desteğini duyurdu. Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi de açıkça ilettim. Çok fazla sivilin ölmesi hakkındaki endişemi de. Sonra aklına başkan adayı olduğu gelmiş olacak ki Washington İsrail'in katliamlarına göz yummuyormuş gibi yaptı. 2 milyondan fazla insan gıdaya ulaşımda sıkıntı yaşıyor. 500 bin insan da açlığın eşiğinde. Kamala'nın taktiği iyi polisi oynayıp Gazze'de yaşananlara duyarlı görünmek. Aksi takdirde seçimi kazanma şansı zora girebilir. Bu trajedilerin ortasında yüzümüzü başka bir yere çeviremeyiz. Kendimizi bu acılar karşısında hissiz halde bırakamayız ve ben de sessiz kalmayacağım. Barack Obama ve eşinin yerel saatte gecenin bir yarısı servis edilen videoyla Kamala Harris'e desteğini açıklaması da yarışın kafa kafaya gittiğinin göstergesi. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olan belediyelerle ilgili sıkı bir takip başlatıldı. İlk sırada CHP'li belediyeler var. Bütçeden aktarılan kaynakları alan CHP'li belediyeler borçlarını ödemiyor. Peki hangi belediyenin ne kadar borcu var? Ayrıntılar geliyor. SGK aracılığıyla tüm borçlu belediyelere herhangi bir parti farkı gözetmeksizin borç bildirimlerini gönderdik. Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu olan belediyeler mercek altına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre borçların %67.7'si CHP'li belediyelere ait. En fazla prim borcu olan 5 belediye de CHP'li. Listenin başında 5.7 milyar lira borçla Ankara Büyükşehir Belediyesi geliyor. İkinci sırasında 5.3 milyar lira borçla İzmir, 3.3 milyar lirayla İstanbul, 3 milyar lirayla Adana ve 1.8 milyar lirayla Şişli Belediyesi bulunuyor. Geçmişte bir belediye bütçeyi doğru yönetmiştir, biri kötü yönetmiştir. Onları ayrı ayrı bakmak lazım. Bütününe bir şey söylemek güç. Belediyeler 2023 yılında genel bütçeden aktarılan tüm kaynakları aldı ama işçilerin ödenmesi gereken prim borçları SGK'ya yatırılmadı. Büyük şehirlere aktarılan toplam kaynağın yaklaşık %41'ini yani 93.2 milyar lirayı tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi aldı. Ancak SGK'ya olan 3.3 milyar liralık prim borcu ödenmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına da 27 milyar liranın üzerinde kaynak aktarıldı. Bugün itibariyle belediyelerin prim borçları toplamda 96 milyar liraya ulaşmış durumda. Ve bu borcun %80'i belediye şirketlerine aittir. SGK verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleriyle birlikte prim borçları 2019 yılı Şubat ayında AK Parti döneminde 70.8 milyon liraydı.
2023 yılı Mart ayında ise o borcun 3.3 milyar liraya yükseldiği belirlendi. Yani belediye CHP'ye geçtiği andan itibaren SGK borçları ödenmediği gibi katlanarak büyüdü. Borçların tahsili için belediyelere bildirimler gönderilmeye başlandı. Peki o süreç nasıl işleyecek? Belediyeler borçlarını ödemiyor kamuya. Kamuya ödemediği için devletimiz İller Bankası üzerinden belediyeye ödediği paralar içinden onlara göndermeden tahsilatı yapacak. Borcunu ödememekte ısrar eden belediyelere kaynak kısıtlamasına gidileceği de konuşuluyor. Borcun ödenmemesi durumunda ise son yol olarak icra takibi başlatılabilir. Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yüksekti yine. Tartışmanın fitilini ateşleyen DEM Parti'nin kayyum atanan belediyelerle ilgili sunduğu araştırma önerisi oldu. DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, teröre destek verdiği için görevden alınan belediye başkanlarını savununca ortalık karıştı. Siz bizim partiye söz söyleyecek en son grupsunuz ya! Suçlu olan bağırır, suçlu olmayan bağırmaz. Mecliste tansiyon yükseldi. Tartışmanın fitilini DEM Parti'nin kayyum atanan belediyelerle ilgili araştırma önerisi ateşledi. Çünkü biz bu millete hizmet için size para gönderiyoruz. Bu paranın hakkını eğer yedirirseniz bilin ki ümüğünüze çökerek bunun hesabını da sorarız. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in hakarete varan sözlerine AK Partili Ahmet Zembilci sert çıktı. Bizi tehdit etmeyin. O tehdide karşı asla boyun eğmeyiz. Biz hukuk içerisinde her türlü hakkı, her türlü hesabı sorarız. Bu kürsüde millete hakaret etmeyeceksiniz. Millete tahrik etmeyeceksiniz. Millete aşağılamayacaksınız. DEM Parti'ye destek CHP'den geldi. CHP'li Tekin Bingöl terör sebebiyle görevden alınan belediye başkanlarını savundu. Kayyum meselesi Türkiye için gerçekten kabul edilebilir bir mesele değil. Bir defa antidemokratik bir anlayış. Seçimle gelen, seçimle gitmeli şiarı bizim temel anlayışımızdır. Hiç kimsenin bakış açısıyla halkın iradesine ipotek konamaz. Mecliste gerilim genel kurula ara verilmesiyle son buldu. 15 dakika ara veriyorum. Sıfır otomobil hayali kuranları ilgilendiren bir haberle devam edelim. Şarj edilebilir hibrit araçlar için ÖTV indirimi geldi. %80'i bulan ÖTV oranı yeni düzenlemeyle %30'a kadar düşecek. Otomobil firmaları liste fiyatlarını güncellemek için harekete geçti bile. Peki hangi araç ne kadar olacak? İşte indirimli rakamlar. Sıfır otomobil. Herkesin evet. Hayali değil mi? Evet, benim de hayalimdi. Yıllardır bekliyorduk tabii böyle bir zaman gelsin diye. Nasip bu yılaymış. Otomobil hayali kuranlara müjde. Şarj edilebilir hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi. Şu anda fiyat araştırması yapıyorum. Bayiye de güzel bir fiyat almak umuduyla geldim. %80 ÖTV ödemiyor olmamız bizim için çok büyük bir artı. Hükümet hem otomobil fiyatlarını aşağı çekmek hem de çevreye daha az zarar veren araçların satışını teşvik için harekete geçti. Plug-in hibrit yani şarj edilebilir elektrikli araçlarda özel tüketim vergisi %30'a kadar düştü. Peki hangi özellikteki araçlara ne kadar indirim uygulanacak? Hibritte çok farklı farklı kendi arasında çeşitleri var araçların. Kendini şarj edebilen var. Bir de plug-in dediğimiz yani şarj fişe takıp arabayı şarj edebileceğimiz hem benzinli motoru hem elektrikli motora sahip olan araçlara bir ÖTV indirimi geldi. Elektrikli motorun 70 kilometre ve üzeri menzil sunması gerekiyor ve karbondioksit oranı da 25 gramın altında olması gerekiyor. Motor silindir hacmi 1600 santimetre kübü geçmeyen ÖTV matrağı 1 milyon 350 bin lirayı aşmayanlara %30, ÖTV matrağı 1 milyon 350 bin lirayı aşanlara %60, motor silindir hacmi 1600 santimetre küp ile 1800 santimetre küp arasında olan ve ÖTV matrağı 1 milyon 350 bin lirayı aşmayan araçlara ise %70 ÖTV uygulanacak. ÖTV indirimi tüm şarj edilebilir hibrit araçları kapsamıyor. Bazı markaların bazı modellerinde geçerli olacak. Örneğin 2 milyon 190 bin liraya satılan bir şarj edilebilir hibrit aracın fiyatı %30 ÖTV indirimiyle 1 milyon 500 bin lira seviyesine düşecek. 1 milyon 350'nin altında vergisiz fiyat olduğu için %30 ÖTV oranına düşüyor. Yani yaklaşık olarak 2 milyon 350 bin liraya sattığımız bir otomobili biz 1 milyon 670 bin lira gibi falan bir rakama gelmiş olacak.
Fiyatı 4 milyon 87 bin lira olan bir otomobilin de ÖTV indirimiyle yeni liste fiyatı 3 milyon 632 bin lira seviyelerine gerileyecek. Yani araçta 454 bin 113 liralık bir indirim olacak. Yasaya göre yeni araçlarımız gelecek. Yaklaşık %60'a %70'e yakın hibrit araçlarda bir indirim olmasını bekliyoruz. Plug-in hibrit araçlara gelen ÖTV indiriminin özellikle ikinci el otomobil fiyatlarındaki düşüşü hızlandıracağı tahmin ediliyor. Diğer normal otomobillerde de ister istemez bir rekabet sağlayacak. Bazı özel üniversiteler eğitim ücretine fahiş oranda zam yaptı ve yıllık ücret 1 milyon lirayı geçti. Aileler de tabii kara kara düşünüyor ve başka çözüm yolları arıyorlar. Arkadaşlarımız da yurt dışındaki özel üniversitelerin fiyatlarını araştırdı ve bir de karşılaştırma yaptılar. Bakın hangisi daha avantajlı? Bu yılki üniversite adayları yurt dışında üniversite arayışları içerisinde... Almanya'da özel okullardan bahsedersek eğitim ücretleri yani bizimkilerden daha da düşük hale geldi artık. Özel üniversitelerde eğitim ücreti 1 milyonu geçti. Bu konuda YÖK bir uyarıda bulundu vakıf üniversitelerine ama bence bu uyarı yetmez, bir yaptırıma gitmesi gerekir. Öğrenci de aileler de işin içinden çıkamayınca yurt dışındaki özel üniversiteler rağbet görmeye başladı. Yurt dışında özellikle Avrupa Birliği'ne ait ülkelerde, tabii İngiltere, Amerika'da var bunda. Üniversite ücretleri ülkemizin üniversitelerine nazaran yarı fiyatına ya da üçte bir fiyatında. Öyle ki Türkiye'deki bazı özel üniversitelerin eğitim ücreti 1 milyon lirayı aştı. Örneğin İstanbul'da bulunan bir özel üniversitenin eğitim ücreti bu yıl için 1 milyon 75 bin lira. Amerika'da yine aynı düzeyde bulunan bir özel üniversitenin eğitim ücreti ise 15 bin dolar yani 495 bin lira. 15 bin, 14 bin dolar. Florida International Üniversitesi'nden mesela bahsedebiliriz veya başka üniversiteler var. Örneğin İtalya'da yine özel üniversitelerin yıllık öğrenim ücreti ortalama 19 bin euro, yaklaşık 650 bin lira. İndirimli fiyatı 15 bin euro yani 530 bin lira. İtalya'da dünya sıralamasında ilk 200'de 300'de olan üniversiteler var. İtalya'da özel üniversiteler yine 19 bin euro civarında ama öğrencinin puanlarına, işte lise ortalamasına bakarak indirim sağlayabiliyorlar. Yani indirimli hali bile özel okulların 15-14 bin euro civarında oluyor. Ankara'da bulunan bir özel üniversitenin 4 yıllık lisans eğitim ücreti 620 bin lira bu yıl için. Almanya'da ise yine aynı düzeyde eğitim veren bir üniversitenin bu yıl eğitim ücreti ise 7 bin euro yani 250 bin lira. Aslında eğitimleri daha çok uygulamalı eğitim. Daha çok pratiğe önem veriyorlar ve kariyer odaklı gidiyorlar. O yüzden Alman diplomasına sahip oluyorlar. Polonya, Macaristan, Çeke gibi ülkelerde eğitim ücretleri 2000 ile 5000 euro civarında. Yurt dışındaki üniversitelere başvurmak için iki şart var. Biri YKS sınavına girilmesi, diğeri de yabancı dil şartı. Uzmanlarsa vakıf üniversitelerini uyarıyor. Turizm sektöründe artık tatilciler yurt dışını tercih ediyorlar. Şu anda demiyorum ama birkaç sene sonra vakıf üniversitelerinin para yerleri de boş kalacak. O zaman bu sektörde insanların dikkatli adım atmasına yarar var. Henüz 18'indeydi Berra Eraslan, bakkaldan ekmek almış evine dönüyordu. Tırdan fırlayan bir tekerlek genç kıza isabet etti ve Eraslan ne yazık ki kurtarılamadı. Kız şuraya uçtu. Allah kahretsin. Evinden ekmek almak için çıkmıştı. Tırdan fırlayan dev teker 18 yaşındaki genç kızın sonu oldu. Ankara'da yaşayan Berra Eraslan mahalle bakkalından ekmek almış evinin yolunu tutmuştu. Sokakta yürüdüğü sırada seyir halindeki tırın tekerleği koptu ve son sürat önce genç kıza ardından da bir servis aracına çarptı. Tam arkamı döndüm. Güm diye bir ses geldi. Şoktayım şu anda. Allah kahretsin. Çarpan tekerleğin şiddetiyle yere yığıldı ve ne acı ki oracıkta can verdi. Ondan geriye ise evine götüremediği, yola saçılan o ekmekler kaldı. Hayatını kaybeden genç kız bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Sahipsiz köpek sorunu çözüm bekleyen meselelerin başında geliyor malum. Mecliste çalışmalar sürüyor. Tabii başıboş köpekler kadar sahipli köpekler de zaman zaman dehşet saçabiliyor. Son örneği Bursa'da yaşandı. Tarlasını sulamak için yola düşen Kudbettin Güneş tasmalı bir köpeğin saldırısına uğradı. Ölümden döndü. Saldırıya uğradığı sırada bölgeden geçen minibüs şoförünün yardımıyla hayata tutuldu. Kafamı komple parçalamış, kulağımı kesmiş. Türkiye başıboş köpek sorununu çözüme kavuşturacak kanun teklifini bekliyor. Köpek saldırılarına ise her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Sula sulamaya giderken kangal köpeği bana saldırdı. Kafamı her tarafına ösürdü. Yaralar çok derindi. Nilüfer ilçesinde tarlasını sulamaya giderken yaşadı dehşeti Kudbettin Güneş. Tasmalı kangal köpeği tarafından kafasından ısırıldı. Bacağında ve kollarında da derin diş izleri saklıydı. Saldırıya uğradığı esnada bölgeden geçen minibüs şoförünün yardımıyla hayata tutundu. Beni tıp fakültesine sevk ettiler. Doktorlar müdahale ediyor. Vücudunun neredeyse tamamı yara içinde kalan Güneş'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Köpek sahibinden davacıyım. Sultanahmet İstanbul'da turistlerin ilk durağı diyebiliriz. Ancak kötü bir izlenimle gündemde şu sıra. Elektrik kesintisi sorunu. Günlerdir bir türlü sorun giderilemiyor. Esnafsa kan ağlıyor. Gün içerisinde akşama kadar elektriksiz kaldığımız oldu. 20 gündür bölgede elektrik kesintisi yaşıyoruz. Turistlerin İstanbul'daki ilk adresi. Her gün yüz binlerce kişi tarihi yarımadayı görmek, alışveriş yapmak için adeta akın ediyor. Ama son günlerde esnaf da turist de dertli. Çünkü bölgede sürekli olarak elektrik kesiliyor. Hayat durma noktasına geliyor. Birkaç gün dükkanımızı kapatmak durumunda kaldık. Etlerimiz, sebzelerimiz hepsi bozuldu. Çöpe atmak durumunda kaldık. Burası İstanbul denince turistlerin akın ettiği yerlerin başında geliyor Sultanahmet ve günlerdir burada elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Esnaflar sürekli kesilen elektrikten bıktı usandı artık. Jeneratörü olan dükkanı jeneratörüyle çalıştırıyor ancak olmayanlar maalesef kapatıp gitmek zorunda kalıyor. Etler bozulmuş, dolaptaki bütün sebze meyve bozulmuş, her şey bozulmuş yani. Hani hiçbir şekilde müşteriyi yukarı çıkaramıyoruz. Ben bu kadar para ödüyorum ve burada elektrikten her zaman hiçbir zaman randıman alamıyorum. Canına tak eden esnaf dükkanların önünde eylem dahi yaptı ama değişen bir şey olmadı. Yani altyapı yetersizliğinden şikayet ediyorlar ama bir çözüm bulamıyorlar. İddiaya göre yaz sıcağında altyapı yetersizliği olan tarihi yarımadada otellerin fazla klima kullanımı kesinti sorununun başında geliyor. Altyapı yetersizliği var. Otellerden dolayı çok klimaların olduğundan dolayı yani böyle komik bir şey söyleyip ondan sonra yani elektriğe bir çözüm bulamıyoruz diyorlar. Kendi başınızın çaresine bakın diyorlar. Dün akşam burayı kazıyorlardı şu aşağıyı. Peki işletmelerde elektrik nasıl sağlanıyor? Litrelerce bu varillerle mazot geliyor ve jeneratörler bu mazotla besleniyor ve bir şekilde buradaki elektrik sağlanmaya çalışılıyor. Jeneratörümüz geçen gün de arıza yaptı çok çalıştığı için. O da bozuldu, onu tamir ettirdik. Tekrar şu an jeneratörle uğraşıyoruz. Jeneratör kullandığınız zaman müşteri içeri girer mi? Olmayan açamıyor, olmayan bitti zaten. Bina aylık 400 bin TL elektrik parası ödüyor. Biz karşılığını alamadığımız için bundan muzdaripiz. Esnafa kesintinin ne kadar süreceğine dair bir bilgilendirme yapılmadı. Tek istedikleri ekmek teknelerinin daha fazla zarar görmemesi. Adanalı Mehmet Binen, Kavaklı Mahallesi'ndeki evini kiraya vermişti. Farkında değildi ama elektrik aboneliği hala kendi üzerineydi. Kiracısı 4800 liralık elektrik faturasını ödemeden evden kaçtı. Borç Binen'e kaldı. Tabii işin bir de avukatlık masrafı vardı. Avukat 8000 liralık ücret için mağdur ev sahibini aradı, parayı talep etti. Avukatı dolandırıcı zannedip ödeme yapmayan Binen'in ailesiyle oturduğu 3 katlı ev icradan satıldı. Binen çifti 5 çocukla birlikte sokakta kaldı. İcra dairesi avukatlar geldi. Bizi dışarıya attılar. Çocuklarla birlikte dışarıda yaşıyoruz. Kiraya verdiği dairenin elektrik aboneliği hala kendi üzerindeydi. Kiracısı biriken borçları ödemeyip üstüne evden kaçınca oturduğu eve icra geldi. Adanalı Mehmet Binen ve ailesi 5 çocukla birlikte sokakta kaldı.
Görmüş olduğunuz 3 katlı binada 3 ayrı aile yaşıyordu. Mehmet Bine'nin yanı sıra kardeşi ve kiracısı vardı. Ama bir anda eşyalarıyla birlikte sokakta kaldılar. Ben kiraya vermişim, kira sözleşmesi yapmışım. Elektriği kendi adına almamışlar. TEDAŞ da gelmiş, kaçak diye benim adıma yazmış bir faturaları. Elektrik borcu olan ev Kavaklı Mahallesi'nde, Mehmet Bine'nin ailesiyle oturduğu evse Kozan'daydı. Adına çıkarılan borç faturasını da ödemişti aslında Binen. Götürdüm, verdim, borcu kapattım, dosyan kapandı dediler. Ben de rahatlıkla evime geldim. Mehmet Binen elektrik borcunu ödedikten bir süre sonra bir kişi kendisini aradı ve avukat olarak tanıttı. 8 bin lira da para istedi. Ancak Mehmet Binen 8 bin liralık avukatlık ücretini dolandırıcı sandığı için o kişiye ödeme yapmadı. Ancak bu durum ise Mehmet Binen'e pahalıya mal oldu. Kiracının ödemediği 4800 liralık borç için benim 3 katlı evim satıldı 480 bin liraya. Elektrik borcu bu binaya ait değil ama avukat Mehmet Binen'in ikamet ettiği bu 3 katlı binayı icra yoluyla sattı. Binen ailesi ise görmüş olduğunuz gibi evlerinden ayrılmak istemiyor. Ayrıca Binen ailesinin avukata bir de teklifi var. Yasaları bilmediğimden dolayı bizim hatamız da olduysa da kendinden özür diliyorum. Evimin geri bana iade yapılmasını istiyorum. Meteoroloji yurdun kuzey kesimleri için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı verdi. Ne var ki o yağış dün Akdeniz'de etkiliydi. Sağanak Antalya'ya fırtına da getirdi. Ağaçlar kökünden söküldü, tabelalar yerle bir oldu. Bir otel bahçesindeki ağaca isabet eden yıldırım yangına yol açtı. İşte felaket senaryolarından kalma o görüntüler geliyor ekranlarınıza. Koskoca ağaç devrilmiş. Kökünden söktüğü ağaçları park halindeki araçların üzerine yıktı. Araba gitti. Çatıları uçurup koca koca tabelaları yerle bir etti. Gökyüzünde çakan şimşeklerin sayısını ise kimse kestiremedi. Otel bahçesindeki ağaca isabet eden yıldırım yangına da yol açtı. Başka bir otelde ise fırtına camları kırdı. Tatilciler güvenli bir nokta bulabilmek için birbiriyle yarıştı. Kepez ilçesi Duraliler mahallesinde ise cami minaresi yıkıldı. Çok büyük bir afet geldi buraya. Komşunun bahçesine doğru düştü minare, yola düşmedi. Orada traktör vardı, komşunun ahırı vardı, oraları zararladı. Felaket senaryolarından kalma görüntülerin yaşandığı yer Antalya'ydı. Fırtınayla birleşen sağanak cadde ve sokakları göle çevirdi. Birçok araç suya bata çıka ilerledi. Kazalara da yol açtı sağanak. Kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünden çıkan midibüs yan yattı. Aracın boş olması facianın önüne geçti. Antalya'ya yaklaşık 800 kilometre mesafedeki Hatay'da ise hortum paniği yaşandı. İşte Hatay zamanında hortum. Artvin Yusuf elindeki heyelan korkusuysa henüz dinmedi. Havuzlu köyü yolunu ulaşıma kapatan toprak kayması sebebiyle bölge sakinleri köy dışına çıkamıyor. Başka ulaşımımız yok. Hastalık nedeniyle ilçe merkezine gitmesi gereken köy sakinleri bellerine bağladıkları ip ve iş makinesi kepçesiyle toprak yığınını aşarak patika yola ulaşıyor. Yunus, o aynen o şekilde taşın diğer tarafından geçiyor. Eyüp Sultan'daki Kar Dolap Mahallesi'nde 2 yıl önce bir bina yapıldı ve o apartmanın müteahhidi iddia o ki her gün mahallenin geçtiği merdivenli yola dev bir boru döşedi. Bölgede oturanların hayatı kabusa döndü. Çünkü onlar için evlerine sağ salim gidebilmek kelimenin tam anlamıyla şans meselesi. Bu tam anlamıyla bir rezillik. Buradan düştüm. Bacağımda da hala izi var zaten.
Platin mi takıldı bacağına? Platin var. Bu sebepten? Evet. Bir buçuk sene önce. Düşüyorlar, yaralanıyorlar, sürekli hastanelik oluyorlar. Tek istedikleri evlerine sağ salim ulaşabilmek. Çektikleri çilenin sebebi ise merdivenlere döşenen bu borular. Sürekli düşme tehlikesi yaşıyoruz. Ayağımız kayıyor. Siz buradan nasıl yürüyorsunuz? Şöyle işte betonları tutunarak şu şekilde. Şöyle. Bir acayip görüntünün tam da ortasındayız. Bir boru var, daracık bir yer var. İnsanlar evlerine, işlerine, okullarına gitmeye çalışıyorlar. Çalışıyorlar diyorum. Çünkü daracık bir yer, tehlikeli, kayıyor. Yağışlı havada daha da tehlikeli. Anlık bir dalgınlığınıza bakıyor. Eğer birazcık böyle dalgınsanız o an yani direkt gidersiniz, düşersiniz. İnsanların haline bakın. Çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Akıl alacak türden bir görüntü değil. Bakın çoluk çocuk, genç yaşlı her gün ama her gün işte tam da bu rezilliği yaşıyorlar. Burası Eyüp Sultan Karadolap Mahallesi. İddiaya göre bu apartmanın müteahhidi binayı yaparken boruları da her gün yüzlerce insanın geçtiği bu merdivenlerin üzerine yaptı ve beraberinde de mahallelinin başına dert açtı. Şimdi Sıla Hanım'la yürüyerek röportaj yapmak istiyoruz ama ne kadar başarılı olabileceğimizi inanın bilmiyoruz. Çok ciddi şekilde tehlike var. 2 yıldır bu şekilde yaşıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz var, komşumuz var, yaşlımız var. Hatta geçen gün geçerken düştüm. Kendisi bir adımlık basamaktan inmeye çalışırken ben de borunun üzerinden inmeye çalışıyorum. Bu yolu kullanamıyorum. Şimdi az evvel gelirken farklı bir yol kullanacaktım. Orayı kapatmışlar. Şu bölgeden çıkarken sağ bileğim burkuldu ve kolay bir kırılma değil, ameliyatla platin oldu. Son günlerde gündemin önemli başlıklarından biri de vize. Tatil sezonundayız malum. Sezonu fırsata çevirmek isteyenler de var. Onur Çankaya Bulgaristan vizesi alıp ailesiyle Balkanlar turuna çıkmak istedi. Vize için sosyal medya üzerinden bir firmaya ulaştı. Ağustos ayı için garanti de aldı. Ödemesini yapıp tatil için valizlerini hazırlarken gelen haberle yıkıldı. Firmadan Ağustos ayı için yer yok. Sizi sömestr tatiline alalım cevabıyla. Neye uğradığını şaşıran Çankaya mağduriyetini giderebilmek için ilgililere ulaşmaya çalıştı ama telefon her seferinde yüzüne kapandı. Şimdi de muhatap bulamıyor. Altay Altuğ ve Mehmet Şahin'in özel haberi. Tatil hayalimiz bile zehir oldu. Huzurumuz kaçtı yani. Balkanlar turu yapacaktık. Biz kendi ailemizle beraber aracımızla. Tatil hayalleri suya düştü. Hem paradan oldular hem de tatilden. Benim iademi yapın diyorum. Tuban bana diyor ki Onur Bey biz iade yapamıyoruz. Bulgaristan vizesi alıp Balkan turu yapacaktı Çankaya ailesi. Keyifli bir yolculuğa çıkmayı beklerken iddiaya göre kendilerini vize dolandırıcılık ağının içinde buldular. Bu tarihte randevu alacağız deyip sizden şey istiyorlar. Ödemenin %50'sini istiyorlar. Ödemeyi gönderiyorsunuz. Bu tarihte randevu yok. Size başka bir tarih atalım. Tatil değil tatilin hayali bile zehir oldu. İddiaya göre Onur Çankaya günler öncesinde Instagram üzerinden bir vize danışmanlık şirketine başvurdu ve hayali Bulgaristan vizesi alıp ailesiyle beraber Balkan turuna çıkmaktı. Ancak olmadı. İddiasına göre hem parayı gönderdi hem de tatile çıkamadı. Okullar açıldığı için bizim dedim en genç Ağustos'un sonuna vize almamız lazım. Hiç sorun yok Onur Bey dediler. Biz dediler size Ağustos'un 8 ve 9'unda boşluk var. Randevu alacağız. İBAN gönderdi. Ödemenin yarısını atmanız gerekiyor dedi. Ne kadar ödedi? $200. İşte 7200 TL. Ödeme yapıldıktan sonra Ağustos'taki vize randevularının dolu olduğu söylendi Onur Çankaya'ya. Her gün farklı bir yetkiliyle muhatap olmaya başladı. Arıyorum Özlem Hanım telefonu kapalı. Özlem Hanım işten ayrıldı dediler. Bu sefer de beni Tuğba Hanım diye birisi aradı. Bilmiyorum böyle birisi var mı? Tuğba Hanım beni mağdur ettiniz ya şunu dinler misiniz? Şunu söylemek istiyorum size. Kapattı. Bu sefer başka bir bayan aradı. Aleyna Hanım devreye girdi. Dediler ki ya işte size sömestrede gönderelim. Dedim ki sömestrede benim ne işim var? Sözde firma yetkilileri Çankaya'yı önce sosyal medya hesaplarından ardından da telefondan engelledi. Mağduriyetine son vermek isteyen Çankaya şimdilerde muhatap bulamıyor. Onur Bey'in ilk olarak irtibata geçtiği kişiyi arıyoruz şu anda. Aradığınız numara geçici olarak servis dışı olmuştur. Numara servis dışı. İkinci irtibata geçtiği kişiyi arıyoruz. Onun muhatabı olarak size de soruyu iletmek istedik. Kurumsal bir firmada çalışıyorum. Evet. Cevaplandırma yapalım. Dediğim gibi avukatımız siz ararsınız onunla görüşürüz zaten. Ben numaranızı iletiyorum. Ücret iadesi neden yapmadınız acaba?
Evet, gördüğünüz gibi cevap vermekten kaçındı. Panik yaptılar ve telefonu bir anda kapattılar. Yapamadığınız için beni mağdur ettiniz. Yani sizlik bir durum, benlik de değil. Sizi engelliyorsa, parayı şahsi hesabına istiyorsa, parayı aldıktan sonra o tarihte size vize çıkartamayacağını söylüyorsa bilin ki dolandırılıyorsunuz. Yapılacak olan ceza yargılamasında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına çarptırılır mümkün. Uyuşturucu kartelleriyle ilgili dizi ve belgeselleri sevenler El Chapo ve Sinaloa kartelini yakından tanıyordur. İşte bu sabah o karteli büyük bir darbe indi. Kartelin kurucusu El Mayo, Teksas'ta yakalandı. El Chapo'nun oğlunun El Mayo olarak tanınan İsmail Zambada Garcia'yı tuzağa çektiği de iddialar arasında. Hayatları dizilere konu olan uyuşturucu baronları gafil avlandı. Sinaloa kartelinin kurucusu El Mayo, Teksas'ta yakalandı. Meksika ve Amerika'yı kan gölüne çeviren uyuşturucu kartelinin başında El Chapo vardı. Joaquin Guzman'ın 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi sonrası işlerin başına oğlu Guzman Lopez geçti. Eş patron El Mayo lakaplı İsmail Zambada Garcia da bölgeye kan kusturan kartelin beyniydi. Şubat 2023'te El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman'ın yakalandığı operasyonda en az 29 kişi hayatını kaybetmişti. Büyük oğul Lopez geçen Eylül'de Amerika'ya iade edildi. El Mayo lakaplı Zambada'nın Amerikalı yetkililerle pazarlık halinde olduğu ve Chapo'nun oğlunu tuzağa çektiği de iddialar arasında. 2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan El Chapo müebbet hapis cezasını çekiyor. Uyuşturucuyla mücadelede dev kartele inen dev darbe suç dünyasında dengeleri değiştirebilir. Sokakların çatışmalara teslim olmasından endişe ediliyor. Filmlere konu olan adına sazan sarmalı denen dolandırıcının hikayesi var sırada. Hedefte hem sosyal medyada ucuza ürün almak isteyen müşteriler hem de bahis oynatan bayiler var. Vurgunun faturası ise yaklaşık 100 milyon lira. İşte dönen dolabın perde arkası ve arkadaşlarımızın ele geçirdiği çok özel bilgiler. Çok profesyonel bir dolandırıcıymış yani. Öyle bir mağdur durumlara düştüm, neler çektim ben. Hem Bursa hem de Manisa'da şu anda yargılanmaktayım. İddialarına göre kendilerinin suçu yok ama yargılanıyorlar. Çünkü 30 yaşındaki bir dolandırıcı yüzünden kendilerini sazan sarmalının içinde buldular. En az 100 milyon lira civarı koca Türkiye'yi dolandırmış. Türkiye'yi dolandırmış çocuk oturduğu yerden. Yasin Yalçınkaya 2021 yılında sosyal medya üzerinden hamur yoğurma makinesi, mikser, tava gibi ürünleri neredeyse yarı fiyatına satmayı vaat ediyordu. Kâr edeceğini düşünen yüzlerce kişi de sipariş verdi. Dolandırıcının sazan sarmalı yönteminde hedefinde şans oyunları oynatan esnaf da vardı. Pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı olduğu için müşteriden hiç şüphelenmediler. IBAN'larını paylaştılar. Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı. Ortada ne makine var ne bir şey var kardeşim. Benim IBAN üzerinden seni dolandırıyor. Dolandırıcı önce size göndereceğim parayı benim bahis hesabıma yatırır mısınız diyerek bahis oynatan esnaflardan IBAN numaralarını aldı. Ardından o numaraları internetten alışveriş yapan müşterilere verdi. Müşteri parayı esnafın hesabına yatırdı. Esnaf da parayı dolandırıcının bahis hesabına geçirdi. IBAN numarama bir 10 bin lira bir de 11 bin lira para gönderdi. Bana verdiği telefon numarası ve yaptığım sanal bağ ile yüklemelerini yaptım. Kendisi aradan sıyrılıyor, beni karşı tarafla muhatap bırakıyor. Sipariş veren mağdurlar ürünleri ellerine ulaşmayınca parayı gönderdikleri kişileri suçladı. Adliyelerde yüzlerce dava açıldı. Beni telefondan biri aradı. Sana dedi para gönderdim, benim makinamı niye göndermedin? Ne makinesi kardeşim dedim. Ben 5 tane dosyadan yargılanıyorum şu anda. 4 tane daha arkada dosya var. İlk şeyden ceza aldım. Milyonluk vurgunda iddiaya göre en çok mağdur olan Fatih İlhan oldu. Çünkü esnaf arkadaşları haklarında açılan davalardan beraat ettiği halde o 3 yıl 4 ay ceza aldı ve 2 aydır da cezaevinde. Mevcut olan dosyası için acaba bir
infaz durdurma yapabilir miyiz? Bunların da araştırmalarını yeni yapacağız. Çünkü cezaevi iznindeyken bu konuya dahil olduk. Sazan sarmalı yöntemiyle 100 milyon liraya yakın vurgun yapan Yasin Yalçınkaya ise nitelikli dolandırıcılıkla yargılandı. Şimdi cezaevinde. 2000-3000 adet dosyası olduğu söyleniyor. Şahıs zaten kahvaltısını yapıyor SEGBİ sistemiyle. Çünkü bir Kars'ta, bir Mardin'de, bir Mersin'de, bir Konya'da olmak üzere sürekli mahkemeler oluyor. Teflon tava yapışmaz özelliği sayesinde mutfaklarda tercih sebebi tabii. Yiyeceği koymadan ısıtmaksa tek başına çok tehlikeli. Öksürük, nefes darlığı ve halsizliğe sebep oluyor. Sadece bu da değil, kanser ve demans hastalıklarına da davetiye çıkarıyor. Yıllardır kullanıyorum, memnunum ama çizildiği zaman tabii ki atılması gerektiğini biliyoruz. Öksürük, nefes darlığı, halsizlik, kas ağrısı gibi şikayetlerle gelebiliyor. Alzheimer, demans, bu tür tabloların da ortaya çıktığını biliyoruz. Teflon sadece çizildiğinde tehlikeli olmuyor. Tüm bu ürkütücü hastalık ve semptomlar teflonu boşken ısıtınca ortaya çıkıyor. Hiçbir ürünü yapıştırmadan doğal haliyle pişirdiği için tercih ediyor. Teflon tavanın içerisinde tabii ki ağır metal birikimleri falan oluyor. Yani dikkatli olmak lazım. Bir tarafta sebzelerimi doğrayayım, diğer tarafta ocağımı açayım, tavam ısınsın diyorsanız büyük bir yanlış içerisindesiniz. İşte bu olay teflon gribine neden oluyor. Adının grip olduğuna bakmayın. Soğuk algınlığı gibi başlayan belirtiler tahmin edemeyeceğiniz hastalıklara dönüşebiliyor. Isıtıyorum, yağ koyuyorum, sonra da ne yiyeceksem onu atıyorum. Hastalar yine öksürük, nefes darlığı, halsizlik, kas ağrısı gibi şikayetlerle gelebiliyor. Teflonun yanlış kullanımı, uzun süre ısıya maruz bırakılmasıyla biz bu şikayetleri görebiliyoruz. Zehirli gazların solunmasıyla ortaya çıkıyor teflon gribi. Bu sebeple dikkatli olmak şart. Yoksa hematolojik kanserlerle ilgili etkilerin ortaya çıktığı biliniyor. Bunlar özellikle nörolojik hastalıklar açısından Alzheimer, demans, bu tür tabloların da ortaya çıktığını biliyoruz. Peki bu hastalığa yakalanmamak için teflonu nasıl kullanmamız gerekiyor? Tavamızı ocağa koyduktan sonra yağımızı, tereyağımızı tavamıza koyuyoruz. Sebzeleri ilave ediyoruz. Yani yüksek ısıya ulaşmasını beklememize gerek yok. Hatta beklemememiz daha sağlıklı. Yemek yaparken pencere veya aspiratörü açık bırakmak da hayat kurtaran bir tedbir. Sayenizde bunu da öğrenmiş oldum. Dikkat edeceğim bundan sonra. Maslak ve Sancaktepe'de birbirinden lüks araçlar piyasa değerinin çok altında satışa sunuluyor. Bunun bir sebebi var elbette, arabaların hasarlı olması. Müşteri satın aldığı aracı tamir ettirip lüks aracın sahibi oluyor. Onarım işlemi sonrası yüksek fiyata ilana koyan bile var. $2 milyonluk bir arabada örnek veriyorum. 400 bin liraya kadar bir indirim olabilirken... Taleplerimiz bu ara yoğun. Gerçekten etkileşim alıyoruz yani hasarlılara. Hepsi birbirinden lüks. Bazıları da ağır hasarlı. Bu araçlar piyasa değerinin çok altında satılıyor. Müşteriden de büyük talep görüyor. Sebebi ise fiyatlarının düşük olması. Bu görüntü sizi korkutuyor mu? Hayır. Yok hiçbir şey. Araba ne kadar da zarar görse illaki ustalarımız var. Anlaşmalı olduğumuz sigorta şirketleri bizlere araçları yönlendiriyor. Biz de ihale usulüyle ya da garajlarımızdan satışa sunuyoruz bu araçları. Piyasanın %20, %30 altında satışı gerçekleştiriyor diyebiliriz ama burada hasar oranı gerçekten çok önemli. Ağır hasarlı yetmiyor, yanındaki ağır hasarlı yine yetmiyor. İşte bu da ağır hasarlı ve böyle işte araçları görüyoruz. Ama bu görüntü sizi yanıltmasın. Masraf yaparak eski halinden daha iyi hale bile gelebilecekler. İkinci elde ve sıfırda araç bulamayan müşteriler aslında ağır hasarlı araçlara yöneliyorlar. Herkesin hayalini kurduğu süper lüks aracın içindeyiz. Ne olduğunu tahmin ettiniz ama şu anda işte bu halde. Airbag açmış, yetmemiş. Camlar patlamış, yetmemiş. Önde de ciddi anlamda hasar var. Ama araç bu halde olmasına rağmen sevenleri ondan vazgeçmemiş ve piyasa fiyatının yarı fiyatına sahibini çoktan buldu bile. Üst segment, orta segment, alt segment, her çeşit aracımız var burada. Kaportu ustasıyla ya da motor ustasıyla gelip hasarlarına bakıp dilediği gibi araçları alabilirler. Süper lüks ama ağır hasarlı bir araç göstereceğiz. Hali bu halde ve Şener Bey ta Diyarbakırlardan bu aracı almaya geldi. Soralım, niye bu aracı alıyorsunuz?
Vallahi hocam internette gördüm. Milyonluk araç. Gerçekten çok güzel, beğendiğim bir araç. Ufak bir kazası var. Onu tamir edip, onarıp eskisinden eminim daha güzel yapmaya çalışacağız. Bizden yedek parça desteği alabiliyorsunuz. Onarım konusunda herkes kendi ustasına, servisine götürüyor güvendiği. Sırada yurttan ve dünyadan haber turu var. Polisler motosiklet yolda kaldı sandı, yardım etmeye giderken saldırıya uğradı. Bogota polisi el yapımı patlayıcıların infilakına rağmen saldırıyı yaralı atlattı. Kapkaç deyince ilk akla gelen Brezilya'dan görüntü. Şüpheli kırmızı ışıkta telefonu açık camdan kapıp uzaklaşırım sandı ama sürücü tam zamanında gaza bastı. Kapkaççının ölümün eşiğindeki yolculuğu çevredekilerin kameralarına yansıdı. İlk treni beklemişti halbuki ancak ikinciye sabredemedi. Aradan geçeyim derken tereddüt edince tren değil ama ölüm onu teğet geçti. Paris Olimpiyatları olaylı başladı. Törene saatler kala 3 ayrı hatta demir yoluna sabotaj vardı. Bomba paniği sahte çıktı ama tren seferleri aksadı. 800 bin yolcu ne yapacağını şaşırdı. Trenden inenler valizleriyle ortada kaldı. Yangın sezonu Kaliforniya'daki etkisini her geçen gün arttırıyor. 145 bin dönüm arazi kül oldu. Uçaklar, helikopterler, yer ekipleri yangınla savaşmak için zamanla yarıştı. Sadece yollar değil, evler de alevlerin ortasında kalınca 4 bin kişi tahliye edildi. Oregon'da ise 280 bin dönümlük bir başka yangın var ve hala kontrol altına alınamıyor. Ana haberin sonuna geldik. Az sonra yabancı sinema Pi'nin yaşam ekranlarınız olacak. Şimdiden iyi seyirler dileyelim. Reklamların ardından veda için yeniden burada olacağız. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar.